Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Photoshop videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Photoshop'ta glitch efekt nasıl yapılır? Glitch efekt yapma konusunu işleyeceğiz. Glitch efekt diyorum çünkü Türkçesini tam olarak bilmiyorum. Eğer siz Türkçeleştirilmiş halini biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz videonun başlığını ona göre çok rahatlıkla ben değiştirebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben ücretsiz indirilebilen sitelerden kuşumu indirdim. Siz de kendi görselinizi, istediğiniz çalışmayı, yapmak istediğiniz dökümanı indirebilirsiniz. Photoshop dosyanızda bunu açarak çalışmaya başlıyoruz. Hemen buradan sağ tık duplicate layer diyorum. Bir tane yediğini alıyorum. Yediğini aldıktan sonra ben bunu siyah beyaz yapmam gerekiyor. Glitch efektini rahatlıkla uygulayabilmek için. Onun içinde de image adjustment Black and White'a geliyorum. Hiçbir ayarına dokunmadan OK tamamı basıyorum. Ve siyah beyaz benim çalışmam oluyor. Hatta ismini de siyah beyaz koyabiliriz. Daha rahat, daha anlaşılır bir layer panelimiz olsun diye. Daha sonra bu çalışmayı yaptıktan sonra tekrardan bir duplicate layer diyorum. Tamama basıyorum. Sağ tık Blending Options dedikten sonra benim burada channel'larım var. RGB, red, green, blue, kırmızı, yeşil ve mavi. Bunlar benim renk galalarım. Ben buradan dedi çıkartıyorum. Tamama basıyorum. Ve bu siyah beyaz kopi olan ben buna RGB diyeyim şimdilik aklımızda öyle kalsın. Ok tuşlarıyla sağa doğru getirebilirsiniz. Ya da mouse'unuza tutup shift'le de aynı hizada sağa doğru taşıyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fark ettiyseniz kırmızı benim kanalım gözüküyor burada. O aradaki mesafe sizin çalışmanıza göre değişebilir. Yapmak istediğiniz efektin boyutuna göre değişebilir. Ben bu ayarı bırakmak istiyorum. Bu ayar benim işimi çok rahatlıkla görecektir. Ben yeni bir katman açmak istiyorum. Buradaki alttaki menüye geliyorum. Tam olarak Create New Fill or Adjustment Layer diyor. Buradayken mouse'umun sağ tuşuna basınca bana bir menü veriyor. Bu menüden Solid Color'ı seçiyorum ve buradan renklerinizi değiştirebilirsiniz size farklı bir renk kalmış olabilir. beyaza getirirseniz daha güzel olacaktır Tamam diyorum ve paten overlay kısmına geçmek istiyorum bu solid kalır kısmında Ben kendi bilgisayarımda buradan Blending options paten overlay dedikten sonra burada bir ok var patenin sağ kısmında benim bilgisayarımda 4-5 tane paten vardı Bunlar benim işime yaramadı ben yeni bir paten eklemek istedim. Bunun için de internete girdim. Şimdi kansız ve çıkalım. Buraya tekrardan geleceğiz. Şu an 5 tane paten vardı. İndirdikten sonra aradaki farkı görebilmek için şu anki aşamayı yapmış olduk. Herhangi bir tarayıcınızı açıyorsunuz. 20 Supply Lines Patterns Price Z. Videoyu durdurarak da bunu yazabilirsiniz. Pricey.com var. Buradan brush da indirmiştik. Daha önceki videolarımızda o videoyu da izleyebilirsiniz. Youtube kartlardan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi de pattern indireceğiz. Bu siteden direkt böyle yazdım ki ben zaten bir pattern buldum. Benim işime de yaradı. Direkt böyle ararsak Pricey sitesinde uğraşmak zorunda kalmayız diye. Pricey sitesine giriyoruz. Siz isterseniz direkt bu Pricey sitesine girip Buraya da paten ya da farklı bir şeyler 20 supply line patterns de yazabilirsiniz. Bu şekilde de size farklı patenler çıkacaktır. Belki onları kullanmak isteyeceksinizdir. Bu tamamen size kalmış. Ben şimdilik bu çalışmada 20 supply lines patterns işimi göreceği için free download diyorum. Ücretsiz indiriyor. Bana 5 saniyelik bir süre beklememi söylüyor. 5 saniye bittikten sonra benim bunu kaydetmemi istiyor. Herhangi bir yere kaydediyorum. Ben de hep indirilenler klasörünü kayıtlı olduğu için indirilenler klasörünü açıyorum ve bana nokta zip uzantılı bir dosya verdi. Bunu da açabilmek için bilgisayarınızda WinRAR olması lazım. WinRAR olduktan sonra klasöre çıkart diyorum ve klasöre bana bir JPEG vermiş. O ilk başta gördüğümüz JPEG. Bir de nokta pat uzantılı bir dosya verdi. Ben tekrardan Photoshop'umu açıyorum. En son ki benim katmanım neydi? Buradan solid color yaparak bu katmana ulaşmıştık. Ben sağ tık yaptım. Blending Options dedim. Buradan Pattern Overlay diyoruz. Evet şu an dedim. Burada 4-5 tane patternimiz vardı. Şu an yine 4-5 tane çünkü ekleme yapmadık. Şuradan araçlardan Load Patterns'e geliyoruz. Tıkladık. Buradan indirilenler klasöründe istediğiniz yolu, uzantıyı buradan verebilirsiniz. Nokta dosyasını seçip yüklediyorum. Load diyorum yükledikten sonra 5 taneydi 5 saniyeden daha farklı paternler geldi. Farklı yönlerde var, siyah var, beyazı var. Ben bu çalışmada üçüncüyü kullanacağım. Bu yeni eklenenlerden. Bu benim işimi görecektir. Şimdilik bunu seçtim, sağa doğru geldim. Buradan sticky var. Aralıklar daha mı sıkı olsun, daha mı geniş olsun? Ben bu çalışmada biraz daha sık aralıklar istiyorum. Hatta bu paternin bir, bir tık, iki tık daha siyah çizgili olan daha koyusu daha da güzel durabilecektir. Onu ben şu an bulamadım. Siz bulursanız yorumlarda benimle de paylaşırsanız ben de rahatlıkla indirebilirim. Bir kere daha denemiş olurum. Bu işlemi yaptıktan sonra tamama basıyoruz ve paternimiz layer'ımıza eklendi. Burada bizim normalimiz yazarken ben bunu overlay yapıyorum ve de opacity'sini düşürüyorum. Biraz daha düşürebilirim. 3 değil 55 gireceğim. 5 benim işimi görecektir. 5 dedim enter'a bastım. Ve 5 dedikten sonra benim paten overlay'im de olmuş oldu. Şimdi bizim ilk baştaki bu background'umuzdu. Bu üçünü böyle tutup gözlerden kapatırsak. ilk hali böyleydi bizim çalışmamızın. Bu üçünü açarsak da son çalışmamız. Siyah beyaz RGB ve color fill bir olarak kalmış ismi sağ tık yapıyorum. Üçünü seçtikten sonra bu seçme işleminde kontrol tuşuna basıp yaptım. Daha sonra duplicate layer diyorum. Tamama basıyorum. Bu 3 layer'ımdan 3 tanesinden bir ta birer tane kopya oluşturdum. Klavyeden de kontrol ve E tuşlarına basarak hatta iki kere tıklıyorum oraya isim kısmına. Buna da hepsi yazabilirim. Sonu çıkmadı. Hepsi evet. Hepsi yazdıktan sonra hepsi Ctrl E tuşuyla tek bir katman olmuş oldu. Altta benim katmanlarım duruyor. Bir daha birleştirmeme gerek yok. Ben bu hepsi üzerinden glitch işlemimi tamamlayacağım. Buradan rectangle marginal tool var. Ona geliyoruz. Buradan herhangi bir dikdörtgen seçiyoruz. Birazcık sağdan soldan da seçebiliriz. Sonra move tuşuna basıyoruz. Şimdi Ctrl ve Shift'e aynı anda basarsak sağa sola yukarı aşağı aynı hizada ve kontrol ile de kesme işlemini yaparak ilk başta kontrol ve mouse ile hareket ettirdim. Eğer Shift'e basarsam da bunu sağa sola bir aynı eksende hareket ettiriyor. Aynı eksende olması çok önemli benim çalışmamda. Ben böyle bir efekt verdikten sonra kapatıyorum. Kontrol ile yaptığım için altta da benim katmanım olduğu için buradan açık kapı yapınca daha net anlaşılıyor. Bir kopyasını aldı. Üst katmanın alttaki katmanı sabit kaldığı için görüntüde çok büyük bir sıkıntı olmadı. Peki ben bu seçim alanının nasıl çıkacağım? Ctrl D diyorum. Ctrl D dedikten sonra seçim alanından çıktım. Tekrardan bir dikdörtgen seçiyorum. Birazcık yukarısından. Tekrardan move tuşuna geliyorum. Ctrl Shift'e basıyorum. Bu sefer de sola doğru gitsin. Sola doğru bir glitch efekt yapmak istiyorum. Ctrl D ile çıktım komuttan. Rectangular seçim alacına geldim birazcık geniş olarak şöyle bir seçim yapsın bunda da seçtim Control Shift bu işlemi defalarca yapacağız bu çalışmada istediğimiz görüntüyü elde edene bir kadar kontrol değil seçimden çıktım biraz önce sizde kendi çalışmanızda bunları aynı kombinasyonları Control Shift veya da Alt Shift Alt Shift ise üstteki katmandan kopyalayarak çalışmaya devam ediyor kesme işlemi yapmıyor. Zamanı gelince onu da yapacağız. Ben şimdi kontrol ve shift tuşlarıyla devam ediyorum. Hatta bunlar birazcık daha genişletebiliriz. Şuradaki birazcık da göz kısmına doğru ufak bir efekt verelim. Kontrol Shift ile bu sefer yanlış bir şey yaptık. Kontrol Alt Z ile geri geldim. Çünkü kontrol ve Shift'i tam seçemedim. Evet şu an seçiyorum. Evet. Çok ufak olduğu için tam seçmedim. Aslında Küçük daha da güzel durdu kontrol shift diyorum sola doğru getiriyorum tekrardan birazcık genişletmek istiyorum oralarda da efekti görmek için bu tarafa alabiliriz daha sonradan şuraya da bir çalışma yapabiliriz ben buralarda birazcık videoyu hızlandırmak istiyorum çok vaktinizi almamak için bu işlemi tekrar tekrar yapacağım ben bu çalışma bitene kadar. kabaca tamamlandı. Şimdi ufak ince detaylarına girmemiz gerekiyor. Şimdi de alt ve shift komutlarıyla bu işlemi gerçekleştireceğim. Ben böyle bir kırmızı burada efektimiz var. Alt ve scroll ile yaklaşıyorum çalışmama. Ve buradan ufak ufak kareler seçeceğim. Karemi seçtim. Shift'e basıyorum. Artı işareti geliyor. Hepsini aynı anda seçmiş gibi oluyor. Buradan da seçelim. Hatta içten de seçelim. Daha güzel bir görüntü elde edelim. Burayı da seçelim. Shift'e basa basa alta doğru gideceğiz. Seçtik. Çok güzel duruyor şu andan bir de. Tamamen bunların hepsini kırmızı olarak seçiyorum. Kırmızı olarak seçtim. Alt ve scroll ile geriye geldim. Yukarılar kalmış. Yukarıdan da bir iki tane seçelim. Şurayı seçelim. Alt ve shift'e basarsak Aynı eksende bize birer tane kopyasını oluşturdu. Kontrol D ile seçim alanından çıktık. Ben bunun aynısını mavi ile de yapmak istiyorum. Hemen mavi ile de yapıyorum. olduk. Tekrardan üzerindeyken bu sefer alta basıyorum ve shift'e basarak da aynı eksende hareket etmesini sağlıyorum. Böyle dışa doğru verdikten sonra kontrol D ile de seçimden çıkıyorum. Benim son olarak yapmam gereken işlemi benim kuşumun üstünde çok güzel glitch efekt oluştu. Fakat ben buradaki daha önceden, bunların hepsini şimdi bir kapatayım bulut olan kısmı, bu mavi renkli kısmı da ben sağa sola glitch işlemini devam ettirmek istiyorum. Onun için de Tekrardan üstü seçiyorum shift ile bu alanları da seçe seçe aşağı doğru ineceğim. Şimdi çalışmamıza devam ediyoruz. Buradan seçim işlemini tamamladım. Ben burada da altla da yapabilirsiniz. kontrol e de yapabilirsiniz. İkisini de denemek istiyorum. Altla kontrol s yaptım. Altla sağa doğru geldim. Shift'e bastım. Altla böyle bir efekt oldu. Kontrol s ediyorum. Bu sefer bir de kontrole basarak bu işlemi gerçekleştiriyorum. Shift'le de aynı ekseni sağlıyorum. Bence alt daha mı güzel durdu? Alt daha güzeldi bir durdu. Altla da bu işlemi sağa doğru taşıyorum. Kontrol ediyorum çizimden çıkıyorum, hepsiden. Hepsi işlemini tamamladık. Son olarak devamına bir gradient atsam nasıl olur diye düşünüyorum. Gradiente geliyoruz. Buradan saydamı seçelim. Tamama basalım. Buradan lineer var, radial var, angle var, reflected var. Radial güzel durdu bu çalışmada ve scale'ına değiştirebiliriz. Hatta ben bunu ters de reverse yapabilirim. Benim kuş ortada olduğu için daha güzel bir efekt olacaktır. Scale ile biraz daha genişletiyorum. Ve tamam'a bastıktan sonra gradient işlemiyle birlikte Photoshop'ta glitch efekt nasıl yapılır bunu uygulamalı olarak görmüş olduk. En üstteki katmanı aç-kapa yapıyorum. Hatta ilk baştaki hali buydu. O Görselden bu görsele getirdik glitch efekti ile. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi Photoshop videoları çekmemizi istiyorsanız bunu belirtmeyi, arkadaşlarınıza önererek kanalımızın büyümesine destek sağlamayı, eğer abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de aşağıdaki zillerden bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın.